Savaş olsa İran hedef olup şu birinci bu ailesini götürüp kaçırmaz. En birinci hafta. İran'la Rusya arasında tabii sarhadlar, tabii sarhadlar. Yani evvelki sarhadlar barfa olmaz. Tabii sarhadlar barfa olmaz. Darbanda can İran olmalıdır. Ben böyle boşa düşünüyorum ve bunu istiyorum. Zabir Bey, meğer demir İran'daki Azerbaycanlılar, görsen de resmen İran'ı müdahale ile dişlerine. Evet. Benim orada sırdaşlarım ana dillerine mahrum evi yoktu. Biz de bunu gözlüyorduk. Senin ağzından çıktı. Müdahale ile İran dişlerinde. Bize bu icazeni verdin ki müdahale edeyek. Siz savaşınan, siz zerinden, siz zorunan. Biz de müdahale edeyek. Niye tanışların dili yoktu orada? Niye tatların dili yok? Gürcülerin yok. Hüsneleri yoktu. Ne ki dili hüsneleri yoktu. Hüsneleri yok. Şir verirsin. Lerik'te, Lankaran'da Nevruz Bayramı ile alakadar güya bunlar tedbir keçirdiler. Mahnı okudular. Musiki. Bir tane talış musikisi olmadı. Ne ki talış musikisi? Ne bileyim hardan, her yerden aşıkları getirmişler, mahnıları. Bir tane talış folkloruna dair musiki nümunesi olmadı. Lerik'te dağın başında hatta. Hansı ki orada çokları yine de Türk dilini pis biliyor. Herçant ki bizleri asimilasyon edebilirler indi. İmkan vermediler. Bundan büyük tabir olabilmezdi. Eğer bugünkü günde bunlar istiyorlar ki yine bizleri desinler kabağa, yine bizi hatta bizim vatanımız olan, bizim tarihi vatanımız olan, bizim torbağımız olan İran'a karşı bizim evlatlarımızı çıkarsınlar, bu baş tutmaz. Hansı talış da gidip İran'a karşı vuruşsa ve İran'a gülle atsa biz onu şahit yok, meyit yok, onu murdar adlandırırız. Ona öyle ki İran bizim vatanımızdı. O talışın kanında talış kanı olmaz ki İran'a karşı silah kaldırsın. Ve koy bunlar ne ileride eylesinler, ne eylesinler, nece eylesinler bilmelidirler ki tarihi hakikatler barfa olunmalıdır. Ve artık Rusya indiyacan ne kadar İran'dan Azerbaycan'ın karşısına eylemişti ki Rus bilir ki bura İran'ın torpağıdır. Ben onun gücünü haçan sağlamışım. Rus bunu başa düşür. Ve Ruslar beni özleri derler. Derler ki biz onda böyle misaf edilmişiz. Bu torpağları ayırmış İran'dan. Ve orada 3 tane devlet emele getirmiş. Yine devletler bizim başlarımıza bela olurlar. En hususta Azerbaycan başımıza bela olur. Özleri derler. Ben bunu demiyorum ki. Ha, bunlar hansı ağırla böyle edilir. Benim başım çıkmıyor. Edilir. Ben Allah'a şükür edilir. Bu olsun. Biz artık nece vakti, nece illerdi dedik ekşiler. Biz Talış'ta İranlıyız. Biz orada bizi vermişiz kimese. Kimse ihtiyarına. Bizim dilimizi, dinimizi, adımızı, torpağımızı, her şeyimizi alırlar. Hatta bizim Talış zonası, subtropik, nemli subtropik zonasıdır. Nemli subtropik. Nemli subtropiki, kuru subtropike çevirirler. Ona göre bütün o çaylar ki akır denize, bütün karşılıklarını alırlar. O vahşiler, ne bileyim Kürdemir'den gelen, Ermenistan'dan gelen bizim zonanı, ne bileyim arı atın kuruğuna çevirenler, bizim hatta namusumuza onlar hayanat edirler. Bizim namusuna hatta onlar halal getirirler. Bu tür meseleler var, her şey demek olur. Bu bir avuçluluktur. Başında papak gezdiren Talış bugüne gel onların tarafını saklıyorsa Allah onu kessin. Bir ki öz anasının, bazısının, namusunun, gayretinin düşmanıdır. Biz bunu yaxşı bilirik. Ben ona göre bugünkü günü Allah'a and olsun diyorum. Eğer bugünkü günde İran'la bu muharebe olsa ben 60 yaşlı insanım. Ben öz canımı gülle kabağına vereceğim. Gidip İran yolunda buluşacağım. Ve benim ki milyonlarca tavışlar var. Hem İran tarafta hem bu tarafta. Ona göre ki biz taşlayık öz vatanımız için. Öz vatanımıza kayıtmak istedik. Mesela burasındadır. Ve şimdi bugünkü günde bazıları değil ne bileyim. Bari İran istemiyor Azerbaycan milletine hayrat elemeyi. İran istemiyor Azerbaycan milletini başı ağrasın. Ama başka yol yoktur. Eğer Azerbaycan milleti özü değil, değil gelsin bizim canımızı bu vahşilerden kurtulsun. Biz ölürük. Ne milletten kişide kişilik kalıblar, ne kadınlık saklıyorlar. Hamısını yüzden ilah edebilirler, hamısını terbiyesiz edebilirler. Her şey ne kadar ki Azerbaycan'ın insanların şahsiyetlerini